Sayın seyirciler, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı hizmete giriyor. Çok kalmadı, az. 2017'de Kasım 24, Kasım Aralık Ocak 2017. 2017'de Üsküdar, Ümraniye ve Çekmeköy arasında 17 kilometrelik metro hizmete giriyor. 65 bin yolcu taşıyacak tek yönlü olarak. Bu haberleri TVNET'te verirken, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik haberleri verirken nasıl bir heyecan hissettiğimizi biliyorsunuz. Ve şimdi vagonlar raylara indiriliyor artık. İstanbul'un altı dağ üstü de demir ağlarla örülüyor. O noktalardan biri de Üsküdar Ümraniye Çekmeköy güzergahı. Metro hattındaki vagonlar kısa süre önce raylara indirildi. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattı bir ilk olma özelliği taşıyor. Bunun sebebi ise ilk kez sürücüsüz metrolar burada faaliyet gösterecek. Aynı şekilde hatta 16 istasyon bulunacak ve bir uçtan diğer uca gitmek yalnızca 27 dakika sürecek. Bu metro hattıyla tek yönde saatte 65 bin yolcu taşınması bekleniyor. Projeyi diğerlerinden ayıran bir başka özellik de var. Finiküler sistemlerinde görmeye alışık olduğumuz bu cam kapılar Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattında da kullanılacak. Peki ne işe yarayacak? Özellikle yolcuların güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Yani metro istasyona yanaştığında yolcular bu cam kapılar açılmadan vagonlara binemeyecek. Projede Üsküdar, Fıstık Ağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yaman Evler, Çakmak, Ihlamur Kuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy, Sancaktepe istasyonları yer alacak. Hattın ince işçiliği de büyük oranda tamamlandı. Marmaray ve metrobüs hattına entegre edilecek projenin 2017 yılında hizmete girmesi planlanıyor.